Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü bitirdim. Aslen Afyon Sandıklılıyım. Ama uzun yıllar İzmir'de yaşadım. Orada özel sektörde planlama sorumlusu olarak görev yaptım. İşimden ayrıldım. Kendi işimi kurmak için bir sektör arayışına girdim. Devletimizin bazı katkılarının olduğunun haberini aldım. Burası TKDK projesiyle yapılmış bir çiftlik. Ve kendi öz sermayem ve devletin katkısıyla böyle bir çiftlik kurdum. Biz burada süt koyunculuğu yapıyoruz. Tek cins lakun koyunu var. Özel Fransa'dan getirdiğimiz koyunlar. Embriyosu çok kaliteli olan, çok yüksek verim olan anne ve babalardan üremiş koyunlar bunlar. Amacımız sadece süt üretimi, süte katma değer katıp yoğurt peynir yapımını sağlamak. Satıyoruz. Aynı zamanda damızlık çiftliğimiz. Yani burada bu yüksek verimli koyunları çoğaltıp başkalarına da katkı sağlamak. Aynı şekilde koyunculuğu, hayvancılığı geliştirmek. Herkes faydalansın. Sabah akşam bunları her cinse göre ayrı ayrı yem hazırlığı yapıyoruz. Sabah akşam yemlemesi var, sabah akşam sağımı var. Suluk temizliği, içerinin ağıl temizliği, günlük rutin işlerimiz şimdilik böyle. Şimdi 3 çalışanımız var. Sayımız arttıkça çalışan sayımız da artacak. Çok güzel bir duygu. Yani hem devletimize böyle bir katkıyı sağlıyor olmak çok güzel. Kendi başınıza bir şeyler yapabiliyor olmak çok güzel. Hem de ben gıda mühendisi olduğum için süt ürünleri alanında ilerlemeyi istiyorum. O yüzden kendi mesleğimi de çok seviyorum. O yüzden memnunum burada çalışmaktan. Her kadının önce kendi ayakları üstünde durması gerektiğini düşünüyorum. Bu her zaman kendi işini kurma imkanı sağlayamayabilir ama devletimiz pek çok sektörde bu yardımı sağlıyor. Herkesin kendi işini bir şekilde ucundan tutup başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar büyük yatırımlar olmayabilir. Belki ilk başta çok küçük yatırımlarla başlayabilirler. Ama devletimiz katkı sağlıyor. Herkes bundan faydalanmalı. Burasını projeyi kurduğumuzda 4 milyon 150 bin civarında bir proje miktarı vardı. Bunun 2 milyon 843 bini devlet tarafından hibe edildi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Devletimiz bu katkıyı sağlıyor. O yüzden herkes bu imkanlardan yararlanmalı.